Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. Şu an ne yapıyoruz? Klasımızla beraber otlarımızı saman haline getiriyoruz. Kobramızla beraber. Özen İş marka. Tozu dumanı görebiliyorsunuz. Klasımız yine her zamanki gibi 360-370 devirde gidiyoruz. 540 ekonomi kuyruk milinde. Gördüğümüz alan bayağı geniş. Sabahtan beri vurduk. Şu anda sonlara doğru yaklaşıyoruz artık. Tozu görebiliyorsunuz. Normalde sürekli bu kadar toz çıkarmıyor. Çünkü geçen hafta inanılmaz derecede Erzurum bölgesinde inanılmaz derecede yağmur yağdı. Ve bununla bu otlar yağmurdan önce biçilmişti. Simsiyah hale gelmiş şu an otlar. Ve otları bale yaptığınız zaman hayvanlarda daha doğrusu hastalık çıkma ihtimali artıyor. Çünkü o tozu, o kötü bitkileri, kötü otları, yabancı otları ancak kobra sayesinde temizleyebiliriz. Gördüğünüz gibi müteahhitlik işi veriyoruz. Yani biz dışarıya çalışıyoruz. Burası bizim yerimiz değil. Tozu görebiliyorsunuz. Ya inanılmaz derecede halen bazı sap kıyıcı yerler halen ıslak. Şu an takviye 1 ile gidiyoruz. Normalde hızımız şu anda 1.1 kilometrede. Çok yavaş gidiyoruz. Çünkü eğer hızlı gidersek makinemiz boğulabilir. Çünkü saplar halen bazı alt kısımları halen ıslak. Ve yaş ıslak olduğu için makinenin ağzında sarmalıyor kendini.
Şu an inanılmaz derecede güzel gidiyoruz. Kobramız, remorkumuz ve klasımızla beraber. Tahminen iki konteynimiz daha var. Yani iki remork daha var. Şu an hızımız 1.1 kilometre. Görüyorsunuz tozu dumanı. Makinemiz de maşallah çok iyi yiyor. Arkadaşlar bu kadar alan kaldı. Alanı bitirdiğimizde tekrar sizinle video çekmeye çalışacağız. Şimdilik hoşça kalın. Arkadaşlar herkese merhaba. Yine traktörümüzle beraber kobramız ot kıyımına başladık yine. Tozu görebiliyorsunuz. ...370, 380, 390 devirlerde gidiyoruz. 14, 15 gazları buluyor. Hızımız 1.1 kilometre. Bazen hızımız değişiyor. 1.4. Şu an neredeyiz? Bir abimizin tarlasındayız. Rica etti vurmamız için. Geldik, vurduk abimize. Görebiliyorsunuz. Kobramızın maşallahı var. Tabii ki klas da yani klas adı üstünde. Anlatmamam gerek yok. Şimdi bazıları diyor ki, şimdi bu arkadaki makina diyor ki yok 55 beygir çeker bunu. Ne gereği var 92 beygire, ne gereği var 100 beygire. Üzülü masraf diyorlar. 55 beygir bile çeker bunu. Şimdi arkadaşlar evet, 55 beygir çalıştırır mı? Çalıştırır. Ama yani bunu götüremez, götürüp getiremez. Bir rampa oldu mu, rampada hiçbir şekilde o traktör duramaz. Güçlü traktör olmadı mı? Bununla baş edemez. Bu farklı bir makine yani. Balya makinesinden daha ağır. Arkadaki remorktan bahsetmiyorum bile. Yani yokuş aşağı olsun ya da rampa çıksın. Küçük motor yapamaz bunu. Kaldı ki büyük motor bile zorlanıyor şu an. Bir sıranın sonuna geldik. Arkadaşlar herkese merhaba yine. Yeni bir videoda. Şu an neredeyiz? Klasımızla beraber. Kobramızla beraber. Bir abimizin tarlasını vuruyoruz. Görüyorsunuz. ...360-370 devirlerde gidiyoruz. 1.1 kilometre. Arkadaşlar devam ediyoruz. Zaten geçen gün cumartesi akşamı yağmur yağdı. Yağmurdan sonra birkaç gün dinlendik. Tekrar işimizin başındayız. Milletimize hizmet vermeye,
Tabii bu kobra her yere de giremiyoruz yani. Dağlık olan yerlere ben gitmiyorum. İş çıkıyor ama ben gitmiyorum. Çünkü balya makinesi gibi değil. Traktörü devirme potansiyeline sahip bir makine. Çünkü bayağı ağır, bir de yandan traktörü savuruyor. Yani rampada da bir şey olmaz ama yokuş aşağı bayağı sıkıntı yaratan bir makine. Ama şey yapıyorum yani, önlemini alıyorum. Ne bileyim, dolu bir şekilde gelmiyorum yokuş aşağı. Konteyn dediğim arkadaki römorku boş olması lazım ki öyle. Ağır oldu mu traktörü itiyor. Ya bir de zaten dağlık olan yerlerde, ne bileyim, engebeli olan yerlerde ben iş çıkıyor, ben gitmiyorum. Yani rica eden abilerimizinkini vuruyorum ben. Şu an 360 devirde gidiyorum. Hızımız 1.1. Yani arttırılabilir mi? Evet, arttırılabilir. Mesela şu an arttırdım fitesimi. 1.4'e çıktı. Amaç makine boğulmasın. Zaten boğulmuyor da, motorumuz da zaten güçlü maşallah var. Şu an dönüyoruz. Tarlayı göstereyim size. Şöyle bir tarla. Şu alanları komple vuracağız. Şu an hızımızı 3.9'a getirdim. Şimdi arkadaşlar, konteynerimiz doldu. Yani ramorkumuzu doldurduk. Şu an ramorkumuzu boşaltmaya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi ağzına kadar dolduruyoruz. Yani boşluk bırakmıyoruz. Çünkü hak geçmesin diye. Tabii ki de klasımızla beraber. Büyüğümüz de burada. Deponuz şu an 126 litre mazot alıyor. Şu an 6 konteynde deponuzu yaraladık. Yani 60, her konteyn başı 11-12 litre yakıyor. Tabii uzaklık, yakınlık, yerin yakınlığı, uzaklığı, bu da mazota etki ediyor. Yakın olsa biraz daha mazot yolda az yakar. Uzak olduğum biraz daha yakıyor. Tabii şöyle, klas ilk aldığımız sene yakıtı biraz fazlaydı. Klas yetkilileriyle görüştüğümüzde şöyle bize dediler. Bunların pompalarının ayarının çok açık olduğunu söylediler. Yani Avrupa tarzı oldukları için, yani daha fazla güçlü olsun diye yapıyorlarmış. Biz de bunun pompasını servise yolladık. Serviste ana merkeze yolladı. Oradan bir pompa ayarlaması yaptılar. Şu an yakıtı çok iyi. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Yani tabii ki gücüne göre klas şahane. Şu an ana yola çıkıyoruz. Videoyu kapatıyorum. Boşaltırken tekrar gösteririm size.